Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu Ankara-Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları gezinin dönüş yolunda Sivas'a uğradı. Yaklaşık 120 kişilik grubu Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde kırmızı karanfillerle karşıladı. Trenin yolcuları ilk olarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halk oyunları gösterilerini izledi. Daha sonra kafile rehber eşliğinde Kongre Müzesi'ni gezdi. Sivas'ın 100 yıl önce bağımsızlık meşalesi yakılan şehir olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, Atatürk'ün burayı seçmesinin özel bir nedeni vardır. Emin bir şehir olduğu içindir. Sivas'ın geçmişine gittiğimiz zaman Selçuklu'nun kalbidir, Osmanlı'nın vicdanıdır, Cumhuriyet'in de aklıdır dedi. Emin şehirdir. Atatürk'ün burayı seçmesinin özel bir nedeni vardır. Emin bir şehir olduğu içindir. Sivas'ın geçmişine gittiğimiz zaman Sayın Başkanım dedi Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet. Ben biraz felsefe koymak istiyorum. Selçuklu'nun kalbidir burası. Osmanlı'nın vicdanıdır, Cumhuriyet'in de aklıdır. Böyle bir şehir açık hava müzesinde ve bütün eserlerde burada vardır. Selçuk derken Selçuklu eserleri, bu bina Osmanlı eseridir. Ve Cumhuriyet Milli Mücadele karalanalı bir şehirdir. Dolayısıyla bakanlıklarımızın ülkemizin güzelliklerini göstermek adına başlatmış olduğu proje çok anlamlı olarak buluyorum. Sadece bir turizm enstrümanı değil, bütün milletimizin değerlerimizi görmesi açısından da çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve buna da Sivas'ı katmaları, Divriği gibi bir Mengücek şehrinin dünya mirası listesinde olan bir eserin olduğu Divriği ilçesini katılması ve Sivas'ı eklemlemesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Ulaştırma Bakanlığı'na ben teşekkür ediyorum. Müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Belediyemizle beraber, kurumlarımızla beraber Sivas'ın turizm potansiyelinin ve tarihi potansiyelinin ortaya çıkması için de gece gündüz var gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Ve bugün de bu projenin ilk misafirleri olarak sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Bayram öncesi bayram yaşadınız. Ben size de teşekkür ediyorum. İnşallah keyif aldığınız, inşallah güzel anılar bırakıp ve güzel anılarla dönmenizi ben arzu ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, mutlu ettiniz bize. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Sağ olun. Ziyaretçiler tarihi kent meydanında bulunan eserleri de gezdi. Gezinin ardından trene uğurlanan yolcular Ankara'ya hareket etti.